Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dersimizin konusu bu şualarda bir cümle var. Bu cümlenin izahı olacak abi. Dersimizin konusu. Ayet-el Kübra sayfa 102'de. 102. Evet. İmanın her bir menfi meselesi bir müsbet hakikatin ünvanı ve perdesidir. İmanın her bir menfi meselesi. Müsbet meseleler var, menfi meseleler var imanın. Müsbet meseleler mesela namaz kılmak gibi, kelime-i şehadet gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi, umre gibi, zekat, sadaka. Bunlar müsbet meseleler. Bir de menfi meseleler var. Onlar ne? Şeytan, lümme-i şeytaniye, hastalıklar, musibetler. Bunlar imanın menfi meseleleri. Neymiş? Müsbet hakikatların ünvanı. Şimdi ünvan demek abi. Mesela diyelim ki ben elbise dikersem terzi ünvanını alırım. Hasta tedavi edersem doktor ünvanını alırım. Diyelim ki matematik anlatırsam matematik öğretmeni ünvanını alırım. O işi yaptıktan sonra o ünvan sana geliyor. O işi yapmasan o ünvan sana gelmiyor. Bilemeyiz de zaten. Mesela ben nereden bileyim sen doktorsun? Hasta tedavi etmesi lazım yani. Elbise dikecek terzi olacak. Şimdi imanın da menfi meseleleri var abi. O menfi meselelerinin altına veya müsbet de diyelim. O vasıfları kim gösterirse bu sefer o odur. Şeytan da odur. Ondan sonra Musa da odur. İsa da müsbet veya menfi abi. Mesela üstadımız bu 10. işaret var ya 13. lemada. Orada mesela diyor ki zulümden, fısıktan, kebairden lezzet alan başkasına zarar vermekten böyle şeytanın mahiyetine girer diyor abi. Şeytanın mahiyetine girer. Evet, sıfat olunca sıfatlı boyana ya boyana artık o olmaya başlıyor. Mesela görünen Risale'de mesela mahlukattan bahsediyor. Cemadat, nebatat, hayvanat, insan. Bunlar bizim gördüğümüz. Göremediğimiz cin, ruhaniyat, meleke, şeytan. Şimdi 8 tane varlık var. Bu 8 tane varlığın insan cemi. Mesela hayvan da olabiliyor. Melek gibi de olabiliyor. Şeytan gibi de olabiliyor. Böyle. Onları da geçebiliyor da aşağıda düşebiliyor. O ünvanı alıyor. O vasfı kim gösterirse. Demin dedik zulümden, fısıktan, kebairden lezzet alan şeytanın mahiyetine girer diyor. 10. işaret 13. lemada. Şimdi imanın böyle ünvanları var imanda. Müsbet veya menfi ünvanlar var. Müsbetini söyledik. Menfisi ise müsbet hakikatların ünvanı. Yani vesvese gibi, şeytan gibi, lümme-i şeytaniye gibi, hastalık gibi, musibet gibi müsbet hakikatların ünvanı. Şimdi biz hastalık ve musibet zemininde bu ikinci lamanın ikinci nüktesinden okuyacağız. Hastalık ve musibet zemininde hangi ünvanlar ortaya çıkıyor? O cümlenin de izahı olmuş olacak bu ders yani. İkinci lamanın ikinci nüktesinden okuyacağız. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Şimdi bu ikinci lamanın abi manalarının dizilişi yani birinci nükte, ikinci nükte. Birinci nükte de böyle günahların insanda meydana getirmiş olduğu hususiyetler yani vasıflar anlatılmış. Yani günahlar bize ne yapıyor? Şüpheler, vesveseler. Batını, ruhi, kalbi hastalıklara medar oluyor, insanı küfre götürebiliyor. Günahın insanda meydana getirdiği böyle şeyler anlatılmış birinci nüktede. İkinci nüktede de başka bir noktadan ele alınmış. Musibetlerde, hastalıklarda böyle insanların şekvayı üç vecihle hakları yok. Birincisi sanat noktasından, Cenab-ı Hakk'ın mülkiyeti noktasından bakacak. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir diyecek.
İkinci noktası, biri de vücut noktasından bakacak. İkinci de hayat noktasından bakacak abi. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasavvuf eder diye başlıyor. Birinci vücut, ikincisi hayat, üçüncü nokta da teklif ve imtihan noktasından bakacak. Bu yüzden yani vücut noktasından niye şikayete hakkı yok insanın? Hayat noktasından niye şikayete hakkı yok? Bir de imtihan ve hizmet yeri olduğundan dolayı niye şikayete hakkı yok? Bu üç tane şeyi anlatacak. Birinci vece. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Malikül mülki yetasarrufu fi mülkihi keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf yapar. Şimdi bir sondan başlayalım. Mesnevi Nuriye'de bir ilan var. Yani bu vücudun bizim olmadığı nereden belli? Çünkü idaresini sana bırakmamış. Bu vücut bizim değil Hasan abi. Çünkü idaresi ben dedi. Hani diyor ya tansiyonuna hakim olamıyor. Baş ağrısına hakim olamıyorsun. Mesela insanın vücudunda öyle organlar var. Yerini dahi bilmiyoruz. Mesela ben safra kesem nerede şu an yerini bilmiyorum abi. Siz biliyor musunuz? Mesela böbreğim nerede? İnan ki bilmiyorum yani. Şurada diyeceğim diyemiyorum. Yani bilmiyoruz. Demek ki bu bizim değil. O zaman bu vücudun, bu mülkün sahibi bu mülkte ne ekerse ne biçerse bizim ona şikayet hakkımız yok. Mesela Yaşar abi diyelim senin bir domates tarlan var. Sen domates ektin. Başkası gelip diyor mu niye domates ekiyorsun buraya? Diyemez yani. İşte mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf ettiği için insanın musibet ve hastalıklarda şikayeti hakkı yok. Bu vücudun başına ne gelirse abi. Bir. İkincisi Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Yani bu mülk tarlasında Cenab-ı Hak evet tasarruf yapıyor. Ne yapıyor? İsimlerini fazla göstermek istiyor abi. Burada tecelliyatı. Maddi ve manevi insanın hayatında Esma-i Hüsna'sı fazla gözükmek istediği zaman Cenab-ı Hak insanı ya bir hastalığa düçar ediyor, ya bir musibete düçar ediyor, ya bir olay ve hadisede düçar ediyor. Bu sefer Esma-i Hüsna çok farklı gözüküyor. Çünkü Rezzak ismi var, açlık gerekiyor. Şafi ismi var, hastalık gerekiyor. Bir sürü ismi var Cenab-ı Hakk'ın. 1001 tane ismi var. O zaman ne yapıyor? İnsana hastalık ve musibete düşer edin. Buna bir misal vereyim mi abi şöyle de. Mesela diyeyim benim elimde bir tane ayna var. Ben bu aynayı güneşe çevirdim. Burada kaç tane güneş var İsmail? Bir tane. Bir taş attım kırdım. Kaç tane oldu? Kaç tane oldu Yaşar abi? 150, 200 değil mi abi? Şimdi ben mesela Cenab-ı Hakk'ı gösteriyorum. Maddi ve manevi olarak. Fazla gözükmek, tecelliyat yapmak istediği zaman abi hariçten bir taş atılıyor buraya. Çünkü musibet isabet kökünden geliyor abi. Hedef tahtası o insandır. Cenab-ı Hak bizzat ona yani sana attı da ona geldi değil. Mesela askerde biz ateş ediyorduk ya abi. Mesela G3'le ateş ederken mesela ben G3'le ateş edemiyorum. Böyle yani ıskalıyorum veya karavanaya atıyorum işte 12'ye vuracağıma 8'e vuruyorum 9'a vuruyorum ya. Ama yandaki adam daha usta MG3'le atıyor tek tek. Bak ben tek atamazken o şeritli beraber hedefe atıyor yine. Şimdi diyelim ki bazı insana da Cenab-ı Hak musibet atıyor ya abi. Mesela ona attığı gibi ona da atıyor. Yani ona da 12'den vuruyor ona da 12'den vuruyor. Bir arada oluyor ya. İşte Esma-i Hüsna fazla gözükmek istediği zaman Cenab-ı Hak insana ne yapıyor? Bir taş atıyor. Hani kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman. Değil mi? İşareti al diyor yine. Bu taş zenginlik de olabilir. Fakirlik evet çok olabilir, güzel abi. Güzellik de olabilir. Tabii tabii. Mesela başkasının sana göre fakirlik nimettir. Başkasına göre fakirlik nimet değildir. Musibettir yani. Evet. Şahsa göre değil. Taşa göre değişir.
Bazısına büyük taş gelir, bazısına küçük taş gelir. Ekseriyetle taşlar abi yakından geliyor. Ekseriyetle ahir zamanda. Hiç ummadığın adamlar bir taş atıyor yere. Yani onunla geliyor artık. Hikmet-i ilahi acaba ona fazla değer verdiğinden midir? Böyle olabilir mi abi öyle? Tabii çünkü oradaki o insanın standartlarını istemiyor. Standart bir hayat istemiyor. O insan çeşitli mazhariyet olması lazım. O zaman tek bir taneyle tattırmıyorum. Bak peygambere bak. Hanımı vefat ediyor. Evet. Bir taş. Çocuğu vefat ediyor. Bir taş. En yakınları değil mi? Akrabası. Taş. Üç gün bir şey yemiyor. Taş. Yani her çeşit şey. Yetim. Taş. Hani tatmadığı bir şey yok ya. İşte burada Esma-i Hüsna çok gözükmek istediği zaman böyle... Bu sefer bizi Cenab-ı Hak bir halete giriftledi. Ama musibet olur, hastalık olur, başka bir şey olur. Çocuk vefat eder, bir şey olacak yine. Çünkü işte bu yüzden şikayet, biz dünyaya niçin gelmiştik? Şikayet hakkımız yok. Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek. Tanımak nasıl olacak? Esma-i Hüsna'sız mümkün değil bu. Esma-i Hüsna olmadan Cenab-ı Hakk'ı tanınmaz abi. Bunu tabii geliş gelsin bilirse, o zaman ne ölüm endişe eder ne... Endişesi şu olur. Namaz kılıyor muyum? İbadetimi yapıyor muyum? Esma-i mazhariyetim var mı? Davam var mı? Bir şeyin peşinde koşuyor muyum? Ölüm ve yaşamak senin işin değil ki. Ne düşünüyorsun ki onu? Senin işin değil. Yarın güneş doğacak mı? Senin işin değil. Senin işin değil. Sen bugün şu saatte yatsıyı kıldın. Evet. Kitap okudun. Birinde mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf etti. Bu yüzden şikayet hakkımız yok. Bizim değil çünkü. İkincisi, isimlerini fazla göstermek isteyince bu yüzden şikayet hakkımız yok. Üçüncüsü de Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder diyor. Bu da Cenab-ı Hak bu vücudu sanatına mazhar ediyor. Mesela şöyle diyelim ki bir misal. Diyelim ki bu bir bobin iplik. Bu ipliğin fiyatı ne kadar? 20 lira. Veya da bir kumaş düşünelim. Bir takım elbise 2 metrelik kumaştan yapılıyor. Değil mi? 2 metrelik kumaş ne kadar fiyatı? 100 lira. Şimdi bu 100 liralık kumaşı diyelim ki bir firma işledi. Pierre Cardin firması işledi. Şu an vitrinde bir takım elbise 2 milyar. Peki o 100 liralık kumaşa 1900 lira değer katan ne oldu? Kesilmesi abi, biçilmesi değil mi? Buhara maruz kalması 1900 lira değer kattı ona. Şimdi Cenab-ı Hak da bize değer katmak istediği zaman bulunmuş olduğumuz an itibariyle o zaman bir hastalığa, bir musibete, bir olay ve hadisede bizi giriftar ediyor. O anki bir değerimiz var. Bu sefer o hadiseyle beraber değerimiz yükseliyor abi. Yani kesiyor, biçiyor, evet. Döküyor. Yatırıyor, kaldırıyor. Ama sabredersek. Tabii tabii. Şimdi sırayla anlatacak bunları. Ha. Böyle nükte nükte şey yapıyor. Bunda da böyle değer katmak için sanatına mazhar ediyor. İşte 100 liralık kumaşı 2 lira yaptığı gibi böyle o anki haldeki insanı da abi bir değer katarak derecesini. Mesela Adem Aleyhisselam cennette kalsaydı. Değil mi? Bir de buraya geldi. Buradan oraya gidiyor. Şimdi oradaki Adem Aleyhisselam'ın değeriyle buraya gelip oraya giden Adem Aleyhisselam'ın değeri bir değil abi. Yani 100 liralık kumaşın 2 milyar olması gibi. Yani acayip bir değeri var oradaki yani. Burayı buranın gözüyle oraya bakacak. O zaman cennet olduğunu, oradayken cennette olduğunu bilmiyordu. Bu şu kayba bak. Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu bilmiyordu. O zaman abi ben bir yerde diyeyim, o zaman lezzet de almıyordu o kadar. Yani çünkü çünkü her şey zıttıyla şey olacak ya. Kıyas yok ki, nasıl alacak? Ancak lezzetin kendi varlığından biliyor yani, doğasında zannediyor. Bu birinci de bu sanat noktasından, vücuda mazhariyet noktasından böyle kıymeti artma noktasından 3 tane başlık vardı. İşte mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf etti.
isimleri fazla gözükmek istedi. Bir de sanatına mazhar etmek istedi. İnsanı model yapmış. Yatırıyor, kaldırıyor, kesiyor, biçiyor, değiştiriyor. Farklı muhtelif aletlere sokuyor. İnsanın bu noktadan şikayet hakkı yok. Niye? Değeri artıyor. Fazla gösteriyorsun Esma Hüsna'yı. Ahirette gene sana kazanımları var. Bu cihetten şikayeti hakkı yok yani. Şey sordular bana fıkıhta da. Hem de bunlarla alakalı çiftçi de hem de şey yapayım. Dedi ki abi dedi ziraat yapıyoruz biz dedi. Öşürü ne çıkıyor? Parayla sulanıyorsa o şey çıkıyor. Parayla sulanmıyorsa gübre, işçilik çıkmıyor. Abi gübrelik niye çıkmıyor dedi buna. Bak dedim. Su çıkmasının sebebi bitkinin sebebi hayatıdır. Su. Ama mesela ben Karadeniz itibariyle söyleyeyim. Gübresiz bir dönüm çay tarlasından 500 kilo çay alır. Gübre atmasan. Gübre atarsan tam bir ton veya 1-200 veriyor. Yani Allah verdiriyor. Böyle bir bereket yapıyor. Gübre ne kadar vesile oldu? 500 kilo. Ona zaten artırmış. Onu niye düşürüyorsun? Sen artmana vesile olmuş. Yani musibet de sanki hayatın gübresi gibi. Kaliteyi arttırıyor. Evet. Kaliteyi ve şeyini arttırıyor. Adedini artıyor. Yani masaliyeti artırıyor. O verdiğim misal gibi. Cam, şey ayna, tut güneşe bir tane. Vur bir taşı, 500 tane, 1000 tane parça olur değil mi? Ayna para parça olur. Her parçada bir güneş yok mu? Bak bir taş, binlerce güneş yaptı. Yani şeyden masraftan düşmüyor. Gübre masraftan düşmüyor. Çünkü berekete sebebiyet veriyor. Sana zaten düşmemeni kazandırdığını içine koymuş. 500 kilo artırmış. Musibetler de hayatın kalitesini, miktarını artırıyor. Dünyada sanki şöyle düşün. 10 sene yaşadın, bir musibet gelmedi. Bir senede 10 tane musibet gördün. Hangisi kaliteli? Şimdi abi musibetler ekseritli külliyatın geneline baktığımız zaman hastalık ve musibetler özellikle yani bir 15-20 tane madde var. Bir insana hastalık ve musibet veya bir olay ve hadise niye gelir? İşte mesela birkaç tane benim hatırıma geliyor şimdi söyleyeyim. Mesela musibet mükafatın neticesi cezanın mukaddemesidir diyor. Şey cezanın neticesi şey kusurun neticesi mükafatın mukaddemesi. Yani sen geçmişte bir kusur işlemiştin. O musibetle beraber Cenab-ı Hak seni temizledi. İkincisi de mükafatın başlangıcı oluyor. Diyelim ki mesela peygamberlerde ismet sıfatı var. Peygamberlerin ne kusuru vardı ki o kadar hadiseye giriftar oldu? Ha. Bu sefer orada ise münasebeti kuvvetleştirmek abi. Yani Cenab-ı Hak onu kendisine yakınlaştırmak istiyor. Mesela ibadetle yakalanamayacak mertebeyi bir şeye sabredersin öyle yakalarsın. Mesela bazı evliya olmuş ki hanımına sabretmiş abi. İsmail. Hanımına sabretmiş adam evliya olmuş abi. Sembilli ikinci kattan işte iple Zembil'i aşağı sarkıtırmış. Halk sorularını Zembil'in içine koyarmış. Akşam üzeri çekermiş. Akşam cevapları yazarmış. Sabah namazından sonra sarkıtırmış. Millet oradan alırmış. Eve gelemezmiş. Karısının acüzeliğinden dolayı. Hatta hakaret ediyormuş. Bu moruktan, bu bilmem şeyden, bu bunaktan, bu bilmem nereden, ne istin, bu bundan ne bekliyorsunuz falan diye bağırırmış. Başka mesela aziyeti ve fakriyeti insana Cenab-ı Hak derc etmiş. Onu ortaya çıkarmak istiyor. Böyle. Bunun gibi en böyle baktığımız zaman niçin yani? 15-20 tane abi böyle madde var. Böyle hastalık ve musibet niçin geliyor? Şimdi biz birinci vece'ye baktık. Şimdi ikinci vece. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade şerr-ı mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Şimdi burada hayat noktasından bakıyor. Diyor ki hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın iki kısım esması var. Bir cemal, bir de celal.
Mesela gündüz Cemal, gece Celal. Sağlık Cemal, hastalık Celal. Vesvese Celal, ilham, sunat, tulat, işaret, bunlar Cemal. İki türlü sıfat. Evet, sıfat abi. Sıfat, esma diye. Sıfat. Sıfat değil mi? Hı, Celal ve Cemal sıfattır. Her tarafta bunların olmadığı yeri yok. Böyle zerreden ta bu tegayyürat aleminin nihayetine kadar. Her şeyde. Her şeyde böyle. Cennet, cehennem. Mesela ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulmuş. Muhammed Mehdi, Cemal, Süfyan, Celal. Mesela komünizm, Celal, İsa Aleyhisselam, Cemal. Yani her tarafta var. Enfüs'te var, afakta var, geçmişte olmuş, olacak. Her tarafta Cenab-ı Hak bu iki isimle tecelliyat yapıyor. Şimdi burada hayat dediği bu Cemal. Musibetler, hastalıklar ise Celal. İkisiyle beraber Kemal olur dedi abi. Sadece hayat olsa, böyle bir elin yağda, bir elin balda, bu Kemal değil. Veya sadece Celal olsa, hastalık, musibet olsa, o da Kemal değil. Farzları yapamıyorsun değil mi? Belini doğrultamıyorsun, yemek yiyemiyorsun, konuşamıyorsun. İkisi olacak. Hem Cemal olacak, hem Celal olacak. İkisiyle beraber Kemal oluyor. Bu sefer Kemal olunca kuvvet buluyor bizim hayatımız. Saflaşıyor, terakki ediyor. Yoksa terakki edemez, nakıs olur yani. Netice veriyor, tekemmül ediyor, vazifeyi hayatiyi yapıyor. Yani hayatın bize verilme vazifeleri vardı. Neydi? Hem Celal'e hem Cemal'e anedarlık olmak. Şimdi Cemal, Celal, bir de Kemal var ya. Şimdi mesela cennet Cemal, cehennem Celal. Burada Celal de var, Cemal de var, Kemal de var. Yani bu küreyi arzı yapmak abi, tekrardan cenneti yapmaktan, cehennemi yapmaktan daha zor. Burası daha zor yani. Orası daha kolay. Cenneti yapmak daha kolay. Cehennemi yapmak daha kolay. Mesela 200 yapan arabaya 150 yapabilir misin? Gökdelen yapan adama gecekondu yapabilir misin denilir mi? O zaman burayı hem Cemal, hem Celal, hem Kemal, zıtları Cem'e ezdat olmuş. Tekrardan böyle bir zata bunları ayrıştırıp Cemal olan cenneti ve Celal olan cehennemi Kemal manada yapabilir misin denilmez. Zaten burada misali var yani. İşte hayatın bir vazifesi de neymiş? Bu ikisini gözüp Kemal'i göstermek yani. Sadece hep böyle, mesela Firavun rivayete göre hiç Celal olmamış, hep Cemal olmuş. Yani Cemal olmadığı için bu sefer ne yapmış? Kemal olmamış. Hayat vazifelerini yapamamış yani. Veya da bazı olmuş ki hep hastalıklı kalmış. O da Kemal manada yapamamış yani ibadetlerini. Kemal olmuyor. Hakikaten şu hastalık çok ilginç bir sistem ya. Yani mesela bizim köyde hem teneffüs ettim birkaç tanesi. Bizim köyde birisi vardı. Firavun mu Firavun? Yani acayip bir şey ya. Yani cumada zor görürsün, kafa böyle. O dik, onu bunu eleştir, bilmem ne. Böyle dindarlara, Müslümanlara, böyle bir tip, model ya. Hasta oldu, ben de bilmiyorum. Baktım kapı çaldı. Geldi, iki bıktım olmuş. Allah Allah, Allah, akciğerine bir şey koydu. Hocam, bir bak Fesu'ya şaşırdım ya. O nasıl bıkım bıktım olmuş, nasıl kul olmuş. Beni bir okur musun? Ne yapacağım okumayı bir defa? Yeter bunu alayım da okuma istiyor ya, acayip bir şey ya. Yani hakikaten hastalık Firavun'a vermemiş. Yani Cemal'i de anlamamış, Celal'i de anlamamış. Neyle anlayacaksın? Vücudu, yaşadığının farkında değilsin ya. Evet. Bir de her şey zıttıyla bilinir ya abi. İşte bilmiyor ki ya. Bilememiş yani. Derse ilk defa bir yeni birisi gelmişti, ben de bir latife yapayım öyle. Derste de konu ikinci şeymiş yani. Cemal ve Celal. İşte tevhid ve vahdette cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezile gizli kalır. Yani Celal, Kemal orada çok geçiyor ya. Dersten sonra demişler yani ne anladın?
Demiş ya hoca Cemal'den, Kemal'den, Celal'den çok bahsediyor. Alıp veremediği var herhalde. Bir alıp veremediği var herhalde demiş yani böyle. Hani bu 30. sözde bir cümle var ya abi. Kainattan diyor afaki malumat nefse geldiği vakit bir musaddık görmezse abasiyeti mutlakaya inkılap eder diyor. Mesela bir adama, bir sarhoş adama demişler ki saat 2:30 oldu, kalk gidelim. Tamam demiş, 2 küçük bir büyük daha içelim öyle gidelim. Öyle anlamış. Yani afaki malumat geliyor ya, renk, onun enfüsteki renkleriyle boyalanıyor abi. Yani 2:30 demek 2. 2 küçük bir büyük anlamış ha. Yani bu bizim için, yani bizde de böyle bir mertebe var. Hani işine gelince mana veriyorsun, işine gelince vermiyor ya da. Ve hacı tevil ediyoruz. Yani bu denkle, işte bu hastalıkla, musibetle o aradaki o şey abi biraz ciddiyete biniyor yani. İşte hastalığın gelme sebeplerinden biri de aradaki münasebeti kuvvetleştirmek. Mesela ben dua ediyorum şimdi. Dua ediyorum böyle. Bir de hastalı oldum ben. Böyle çok ağrılarım var, şeylerim var. O zaman dua ediyorum. Hangisi daha samimi, halis, riyasız? Hastalık yani. İşte verilme denilen biri de bu yani. O aradaki o münasebeti kuvvetleştirmek. Şimdi hayat cemal dedik. Musibetler, hastalıklar celal dedik. İkisi kemal olunca hayat vazifelerini yapıyor. Hem cemali hem celali gösteriyor. Yani kemal burada oluyor abi. Hani iki kısım sıfat var dedik ya, esma. Sıfat. Yani mesela cennettesin sen, cehennemdesin ama burada iki haleti de tam gösterebilirsin, bilebilirsin yani. Cennette nasıl kemal olacak ki değil mi? Kemal burada yani. Nasıl kıyas edip terakki edeceksin? Yani bir terakki yok ki, bir namaz yok, bir mücadele yok, bir cihat yok, bir ders yapmak yok. Derse gitmek yok. Mesela düşün, biz buraya kaç saatte geldik İstanbul'da? 3 saatte geldik herhalde. 3 saat sürdü yani. Yani 3 saat, 2-2.5 saat daha en az sürer veya 3 saat. E ne yapıyorsun bunu? Cennette böyle bir şey yok ki. Bir anda her yerdesin. Değil mi? Böyle bir şey, kemalat burada. İşte geçen derslerde hani şey yaptık ya abi, yani müşahadetullah var, bir de rüyetullah var. Hani bir örnek vermiştik abi. Mesela ben diyelim ki Amerika'yı buradan izliyorum. Buradan. Bir de Amerika'ya gittim. Hangisi daha keyif verir, lezzet verir, daha böyle latifeleri, hissiyatı tatmin eder? Buradaki tatmin eder mi? Şuradan mı görüyorsun? Ya nasıl olur? İşte müşahadetullah ile ruhiyet, cennetten müşahade edilecek. Ama burada abi ruhiyetullah'a mazhar oluyorsun. Miraç oluyor ya hakikaten. Yani burası, hani biz derslerde diyeceğim, burası çok ehemmiyetli yaşarken, o noktada. Yaşarken Allah Resulü cennette rüyetullah'a mazhar oldu. Allah'ı gördü ya Miraç'ta. Ama cennette ise müşahede var yani. Yani Arif'e işaret verdik yani abi. Evet. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat. Hayr-ı maz olan vücuttan ziyade şerr-ı maz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Şimdi Risale-i Nur'u bilmeyen bir kimse bu cümleyi o güzel hiçbir mana veremez abi. Tamamen Risale'nin uslubunu, tarzını, beyanını bilmekle bu manadan kastedilen manayı anlayabilir. Tamamen tabir yani. Ben mesela burada şimdi lügat manayı değildi abi. Külliyatın genelinde gördüğüm bir manayı söyleyeceğim. Şimdi diyor ki, bir daha oku. Yeknesek istirahat döşeğindeki hayat. Hayr-ı maz olan vücuttan ziyade şerr-ı maz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Zaten lügat manayı versen burası yanlış anlaşılır abi. Lügat manayı versin yani. Mesela vücut diyor. Bu vücut, bu bizim vücut değil bu. Peki ne bir vücut? Şimdi bir Adem var. Burada geçti. Adem'e yakın. Vücuttan ziyade Adem'e yakın. Bir de vücut var. Mesela 18 bin alem var. Bunlar vücudi alemler. O alemlerin burada tezahürleri var. Mesela bazı risalede, bazı yerde gölge geçer, bazı yerde gölgenin gölgesi geçer. Makam noktasında geçtiği yere göre
biri kastediliyor. Ya gölge, ya gölgenin gölgesi kastediliyor. Şimdi o asıllar orada, bizde numuneler var böyle. Mesela diyelim ki bu bir elma. Mesela alemi mana var, alemi misal var, alemi berzah var, alemi feyiz var. Cenab-ı Hak o 18 bin alemi derecesine göre bu elmanın içine derc etmiş. Ben mesela bu elmayı gördüğüm zaman Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ikramını, iltifatını işte görebilirsem, bu sefer o vücut dairelerini kazanıyorum ben. Mesela alemi mana diyoruz ya abi. Yani buna baktım, ben bir vücut kazandım. Üstadımız bunu abi dördüncü şu anda hani diyor ya, bir zerrecik vücudum. Hadsiz vücutları kazanabilir, nihayetsiz imbisat edebilir, bütün mevcuda birden sahip olabilir. Hiçim ama, hiçenler hiçim ama bütün vücudu birden isterim diyor. Peki o vücut ne? Böyle baktı, bu vücut değil yani şu gördüğümüz. Yani asılları kastediliyor, o 18 bin alem yani. O bütün alemler. İşte biz mesela diyorum ki ben şu anda sağlıklıyım. Bir vücut var benim latifelerimde, anlayışımda, şeyde. Ama hastalık geldiği zaman bu sefer ekstradan vücut alemleri bende tezahür ediyor abi. Eğer ben hasta olmasaydım, o zaman yeknesak istirahat döşeğinde hastalıklı hayatım göre vücudi dairelerim daha az olacaktı. Mesela bu derse gelmeseydin, sen mana dairesine, vücut dairesine, feyiz vücut dairesine, bir sürü vücut dairesine girebilir miydin, alabilir miydin? Alamazdın. İşte hastalıkla beraber bize bu vücudi daireler kazandırılıyor yani. Yani onlar mazar olmasan yaşamamışsın gibisin. Evet. Yaşamamışsın. O şöyle diyeyim. Evde oturdun böyle. Kulunu bağladın. Hiç zikir etmiyor. Böyle oturdun. Hiçbir iş yapmıyorsun. İşte bu Adem hesabına. Yani yapman gerekenleri yapmamakla tersi oluyor. Geminin dümeni var ya, geminin dümeni. Geminin dümeni tutmadı. Gemi battı. Ya ne yaptın? Yapmamakla ya. Senden beklenilen şeyleri terk ettin. O zaman o elde edebileceklerinin terki var. O Adem işte. Bu işaret-i icazda bir cümle var. Buna şimdi bir noktayı nazar şey yapalım abi. Mesela diyor ki vücudun velev cehennem de olsan Adem'den daha hayırlı olduğu vicdani bir hükümdür diyor. Yani ben diyor Adem'e düşmektense cehennemde kalmayı tercih ederim diyor. Ama bu vicdan diyor. Yani vicdanı bilebilir, vicdanda bilebilir insan. Yoksa aklı olarak bilemez. Yok, zaten şeyle diyor. Bizim havuz var ya, selam, benim talimim. Evet. Selam. Diyor ki, ya leytini küntü turaba. Cehennemi deşitini gördüğü zaman, adam havuz ya. Diyecek ki adam, keşke toprak olsaydım. Ya dedi, ben bunu anlayamıyorum dedi. Geldi baktım heyecanlı heyecanlı. Niçin cehennemin karşısında? Keşke ben yok olsaydım. Yok olmak. Ustad da diyor ki diyor. Ya diyor cehennem dahi olsa diyor. Vücut isterim. Ya kim ister dedi ya. Cehennemi mi yanmak istersin? Yok olmak mı istersin? Ben yok olmak isterim dedi. Ama hem ayette demiyor dedi, hem ustad da demiyor. Dedim bak. Yok olmak isteyen yok edendir burada. Kim o? Nefis. Yeter ki vücutta kalayım, azap dahi olsa vücut Adem'den, içtikten daha iyidir diyen vicdan. Bu vicdanı konuşturuyor. O konuşan kaynağı bilmesen ona mana veremez. Hmm. Zaten vicdanın diyor şeyidir diyor. Vicdanın sesidir vücut istemesi. Yoksa hiçlik istemesi, nefsin isteği. Nefis cehennemde mi yanayım, yok mu olayım? Tabii ki yok olmayı ister. Ama ya leyteni küntü turaba, niçin toprak olaydım diyor, toprak olsaydım. Var olsam da mesuliyetsiz olsaydım. Toprak mesuliyetsiz, bir de toprağın ismeti diyor. Her şey onun üzerine vücut buluyor. Evet. Onunla vücut bulurdum. Yani ben bir adam olamadım ama adamlar benden oldu. Ben hala toprağım ama üzerimde kayısı var, dut var. Bir de abi mesela ruh, şimdi besateti var değil mi? Vahdeti var diyor Üstad Hazretleri. Ruh ölmez yani. Yok, ölmez. Peki
Hani demin dedik ya, vücut alemlere kazanıyorsun. Sen şimdi burada hiç vücut alemlere kazanmadın. Mesela bir tane kafir düşünelim. Bir de mümin. İkisini koydun kabre. Mesela müminin gideceği yeri var. Mesela vücut alemi, alemi mana, alemi misal, alemi... Burada vücutları kazanmış. Ne, nereye gitmişse gitme hakkı var. Var ama kafirin ruhu hiçbir şey kazanamamış. Gitmemiş ki, öyle bir derdi olmamış. Bu sefer ne yapayım? O vücudu dairelerden mahrum kalıyor. Tabii bir tanesi soruyor. Abi dedi, Edison cennete gidecekmiş. La sana ne? Adam böyle bir derdi olmamış. Ya ben cennete gitmek istiyorum diye derdi olmayana sen niçin ona cenneti biçiyorsun? Adamın derdi yok. Hani vücut alemlere dair bir problem yok. Adam bir şey yapayım demiş, elektriği yapayım. Adamın derdi bu. E şimdi ömründe vücut dairelerini davadır, Kur'an'dır, kendimi inkişaf ettireyim, Esma'ya, Allah'a aynadarlık yapayım. Böyle bir problemi yok. E nereye gidecek? Neredeyiz? Değilse oraya gidecek. İşte ruh için abi bir sıkıntı da mesela gidecek yerinin olmaması. Mesela diyelim ki ben böyle oturuyorum. Mesela hiç kımıldamadan bir saat durabilir miyiz? Duramayız yani. Biraz zor. İşte ayak değiştiriyoruz, işte fikir değiştiriyorsun, şey konuşma değiştiriyorsun, üslup değiştiriyorsun. Yani ruhta bir zamanla bir mekanla kayıtlı kalmama var. Yani böyle de bir azap çeşidi var. Nasıl hani ateş bir dereceye gelince soğukluğuyla yakıyor ya abi. Azap çeşitleri çok farklı yani. Sen bileceksin ki mesela bu odadan hiç çıkamayacaksın. 5 dakika burada duramazsın yani. Yani mesela şimdi niye biz 1 saat duruyorsun burada? Biliyorsun ki 1 saat sonra ders bitecek, çay içeceğiz, gideceğiz yani. Kendi iradenle. Evet. Mesela kendi iradenle bir gün durursun. Ama bir tanesi emir verse ki 10 dakika, 1 saat çıkmayacaksın. Allah Allah, niye ya? Fesbana, niye söylüyorsun kardeşim? Başlar sıkıntı. İşte bu sefer ne oluyor? Vücutla Adem'in de bir farkı yani, bir derece, iki misalli bir derece anlaşılabilir yani. Vücut Adem abi. İşte hayatın başına hastalık ve musibet gelerek Cenab-ı Hak bize vücudi alemleri kazandırıp, daireleri kazandırıp Adem'e düşmekten ruhumuzu muhafaza ediyor. Ona ait bir örnek vereyim. Herhalde güzel olur. Bir çekirdek düşünün arkadaşlar. Ağaç olacak. Potansiyel olarak ağaç olacak. Toprağa atarsak ağaç olacak. Ve kerestesini kullanacağız. Yaprağını, meyvesini, çiçeğini, değil mi? Bir sürü şeyler var. Şimdi o çekirdeğe biz iğne batırsak ağaç çıkar mı? Çekirdeğin ademi bu. Çekirdeğin vücudu da ağaç olmak. Şimdi iğne batırdın. Ne yaptın biliyor musun? Olacak ağaçta vardı ya, olacak ağaç. Vücut dairelerine. Vücut daire. Çiçek vardı, meyve olacaktı, kütük olacaktı, kereste olacaktı. Onları otomatik yok ettin. Neyle? Kirbit yakmadın ki sen, ağacı tutuşturmadın. Çıkması gerekenleri çıkartmadın. İnsan da bir çekirdeğe benzer. Esma'ya mazar olması gerekiyordu. Çeşitli özelliklerin ortaya çıkması lazım. Yaprağını gösterecekti, çiçek gösterecekti, kokuyu gösterecekti, meyve gösterecekti, kereste olacaktı, gölgelik olacaktı vesaire. Yapmadın. İşte bu ne oldu? Hiçbir şey yapmamakla Adem, yani olması gerekenler olmamış. Bir insanda ne bekleniliyorsa olmamış. Buna Adem deniyor. İşte bunun hesabını Cenab-ı Hak ondan soracak yani. Yaprağın hesabını soracak. O kadar vücut dairelerini engel oldu ya abi. İhtiyarıyla. Onun hesabını ondan soracak diyor. Soracak tabii ya. Çünkü sistem onun için kurmuş arkadaş. Bana sormayacak mı? Hasan sen şimdi oturdun dershaneye. Adamlar seni davet etti. Yeri açtı. Niye gitmedin? Ne diyeceğim? Niye ezan okundu? Niye kılmadı? Ne diyeceğim? Ya bir gün olsun da bir cenaze haberi almayayım. Her gün cenaze, ama da yakın dostlarımdan, ha cemaatten, şuradan buradan. Her gün de cenaze şey alıyorum. Şimdi bazılarını da tanıyorum. E diyecek, şimdi ona içimden diyorum, ya seni bak bir kardeşimizin amcası. Evine gitmiştik, dün hastasıyla. Ondan sonra davet ettim, hocam zaman yok dedi. Ha bugün, ha bugün ölmüş. Evet. Amcası, hocam zamanım yok dedi. Bir şey söyledim. Allah'tan iyi ki birkaç derse gitmiş. Bana dedi ki zamanım yok deyince, dün de ha, dedim ki sana zamanı veren Allah'a karşı zamanın mı yok dedi. Çok dokunmuş ona. Turizmde bilet satıyordu. Otogarda biletçiydi. Elhamdülillah kaç derse gitmiş bundan dolayı. Sana zamanı verene zamanım yok diyorsun. Şimdi iki
Musibet ve hastalıklarda şikayete üç cihetli hakkımız yok. Birincisi vücut noktasından baktık. İkincisi hayat noktasından baktık. Allah. İşte Cemal, Celal, Kemal ikileminde baktık diyelim. Esma noktasına baktık, mülk noktasına baktık. Şimdi bu bakış bize abi, bu bakış peygamberlerden abi, Hızır Aleyhisselam'ın özelliği. Buna ledünni ilim deniyor. Eşyanın, olay ve hazının iç yüzüne nüfuz etmek. Mesela Risale-i Nur'da Risale'nin şahsı, manevisi, o bir rivayete göre 28, bir rivayete göre 25 tane peygamberin o taşımış olduğu hakikatleri taşıyor. Abi. Mesela hem bir Eyüp varidir, hem bir Yunus varidir, hem bir Zekeriya varidir, hem bir Musa varidir, hem de Hızır varidir. Abi. Bunlar Kur'an'da geçen peygamber isimleri. Evet. 28. Yani bu ders yani, hatta mektubatta bir ifade var. Risale-i Nur, ledün ilminin zübde-i paketidir diyor. Paketidir yani. Bir paket var. Böyle. Bunun içinde ledünli ilim var. Her bir peygamberin insandaki karşılığı. Yani. Mesela birisi bana şeyi sordu abi. Akrabiyet ve kurbiyeti sordu. Ya diyor anlamıyorum diyor ya. Bunu bir şey yap dedi, bir anlayayım dedi abi. Şimdi mesela bir akrabiyet var, bir kurbiyet var. Değil mi? Güneşin insana olan yakınlığı bu akrabiyet. İnsanın güneşe olan uzaklığı bu da kurbiyet. Mesela Üstad Hazretleri Miraç Risalesi'nde insan diyor kalkıp güneşe gitse 4000 sene sürer. Bu kurbiyet yani. Çok uzun bir yol var. 150 milyon kilometre işte. Ama güneş insana yakın. İçine giriyor. Göz bebeğinde gözüküyor. Güneş bir giriyor. Sana bir vuruyor. Cesedin öteki tarafından çıkıyor. Güneş sana ne kadar yakın? Karaciğerimin içine girmiş. Kalbimin içine delip geçmiş ışınlarıyla. Güneş bana yakın. Ne kadar yakın? Nihayetsiz. Benim içime girmiş. Ben ise ondan 150 milyon kilometre uzağım. Benim ona uzaklığıma kurbiyet, onun bana yakınlığına akrabiyet deniliyor. Şimdi ben mesela buna, bu kitaplara diyelim ki şu anda yakınım ben. Değil mi? Abi. Mesela kendim açıyorum, okuyorum. Bu kurbiyet. Yani anlamaya evet, çalışıyorum. Çok güzel. Böyle. Maddi olarak yakınım şu anda abi. Evet. Ama içindeki manaya çok uzağım ben. Yani şöyle söyleyeyim. Bu eserler bize yakın. Bu Cenab-ı Hak bize yakın olduğunu bunlarla bildiriyor ya abi. Fakat biz bu manadan çok uzağız. Eğer biz buna okursak samimi. Evet. Samimi böyle. Ne var ne yok diye değil. Ben bundan bir ihtiyaç bakayım elhamdülillah. Bakayım Allah ne verecek diye. Sende uyananlar oluyor. O da kitabın sana akrabiyeti. Yani bir açıyorsun bazen mesela yine ya bir bakayım bir meseleye bakayım diyorsun şuraya bak araştırırken bu sefer buradaki mesele inkişaf ediyor yani hiç hatırında yoktu. Hiç hatırında evet. Durup dururken yani bu akrabiyet bu yani. Ama kurbiyet ise sen yani peki akrabiyetin inkişafı için ne yapmak lazım? Mesela eski Sait'le yeni Sait arasındaki en büyük fark yeni Sait'te akrabiyet-i ilahi tam inkişaf etmiş. Akrabiyet-i ilahinin inkişafı da dört tane yeni Sait'te. Adz, fak, şefkat, tefekkür. Yani eski Sait biraz abi kendine vücut rengi veriyor. Mesela istediğiniz soruyu sorabilirsiniz diyor. Değil mi? Evet, yani eski Sait'te biraz o toprak uruma özelliği yok yani. Yani kılıcı abi. Belki onun şey var ama zahirde evet. Yok yani. Ama yeni Sait'te bu tam var. Mesela 16. lema var ya abi. 16. lemada mesela Üstad Hazretlerine Zülkarneyn'le alakalı, İsa Aleyhisselam'la alakalı soru soruyorlar. Şimdi eski Sait diyor istediğinizi sorabilirsiniz diye abi. Yeni Sait diyor şu anda diyor bir sunurat bir tulaat yok diyor cevap veremiyorum diyor. Vermiyor yani. Vermiyor. Hatırladın mı abi? Hatırladım da onun için gülüyorum. Yani ama, kapısına yazmış herkes sorsun. Ama herkesi gidiyor. Ayağına gelmiş İstanbul'a sorun diye. Buna gidiyorlar cevap veriyor. Hatta bak daha enteresanı şu abi. Yani eski Sait o meseleyi cevaplamış biliyor abi. Bilmiyor da değil. Daha önce cevaplamış Japon komutanlarına vermiş. Muhakematta da var o mesele yani. O Zülkarneyn meselesi eski Sait eserlerinde de var. Var. Bildiği halde cevap bilmiyorum diyor. İhtar edilmedi diyor. İşte bu neden yani akrabiyet-i ilahiye tam inkişaf edince
Allah bildirince evet bildirdi, sen de bildirebilirsin. Şeydir, kul o daha önceki cevapları kurbiye etti. Evet. Niçin bilmiyorum, yalan demiyor. Şimdi benim bildiğim bildik. Bakayım bu toplumun, bu Müslümanların ihtiyacını Allah duydu. Zaten Allah biliyordu. Allah'a teveccüh ediyor. Ya Rabbi, onlar adına aynadarlık yapıyor. Bunlara ne cevap vereceksin? Ben böyle bir cevap vermiştim ama o doğru olup olmadığını, isabet etmediğimi bilmiyorum. Dolayısıyla geçmiş bilgisinin tasdikinin onaylanmasını istiyor. Evet. Acaba ben geçmişte verdiğim cevap doğru mu, yanlış mı? Daha önce kendi dirayetiyle verdi. Tamam mı? Şimdi o halkın, çok ilginç bir şey söylüyorum. Allah'a, yani ustadın şahsında Allah'a soruyorlar. Bu ne demektir diye. Ustad da şimdi kendi dirayeti, kendi kapasitesiyle cevap vermek istemiyor. Adeta Allah'a havale ediyor. Ya Rab, teveccüh ediyor, aynayı tutuyor. Bu kullarının sorusunu duydun. Şimdi cevabı ver. Bakalım. Eğer geçmişte verdiği cevap cinsindense geçmişi de onaylanacak. Değilse ölmeden önce geçmişinde verdiği cevabı tasfiye edecek. Zaten abi şeyde bir ifade var. Bak çok güzel bir nokta. Mesela eski Said'in yani aklıyla keşfettiği meseleleri yeni Said sunat-ı kalbiyesiyle görmüş diyor. Görmüş diyorum. Yani ekseriyeti mutlaka da isabet etmiş. Ekseriyeti isabet etmiş. Yani çok nadir yani isabet etmedi. Yani ilmi olarak cevap vermiş mesela yani. Mesela o Deccal meselesindeki 25 seneyi nazara almamış var ya. O gibi şeyleri isabet etmiyor. Birkaç tane var ben bak. Mesela şey gibi abi o muhakemattaki bu ser ve hut meselesi gibi. Mesela orada hadis değildir gibi gözükürken ama lemalarda hadistir diye. Evet. Gibi yani bir iki tane böyle mesele var yani. Vazifeli ya. Kastamonu'da da var abi. Daha abiler bir soru soruyor. Geçen derslerine geçmişti bizim aramızda. Cevap daha gelmedi diyor. Geldiği zaman süre verilir. Evet. Ama yani. Şimdi evet. Ama bize de derste şöyle de veriyor. Şimdi bana soru soracaksınız. Ya bilmiyorum, araştırmam biraz zor derim ya. Hadi. Yani hele hele çok iyi biliyorsam hiç kaçırmam tabii de. Ustad mesela yani acayip bir ders ya. Garip ya. Hani gelirken arabada konuşuyorduk ya abi. Yani ey nefis işte hakikatleri anlatıp başkasını kurtaracağına. Ya. Hakikatleri yaşa, kendini kurtar. Hani bazılar şu derde tutulmuş diyor da Murat kardeş. Hizmeti kurtaracağım. Hizmet kurtaracağım diye deli divane olmuş. Ortalığı velveleye veriyor. Lan hizmeti kurtarmaya uğraşacağına hizmetle kurtulmaya çalış sen. Bırak hizmeti kurtaracaktı. Sen ben bize ihtiyacı yok hizmetin. Sen hizmetle kurtulmaya çalış. Ne kadar oldu? Abi şunu da bitireyim o zaman. Şimdi iki vecih okuduk biz. Noktaya nazarlarımızı verdik. Bu üçüncü vecih de bu dünyanın imtihan yeri olması ve de hizmet yeri olması. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri olmaması. Üçüncü vecih de bu noktadan bakıyor. Yani birincide vücut, ikincisinde hayat, üçüncüsünde de imtihan ve hizmet yeri noktasından bakıyor. Madem dar-ı hizmet ve mahal-i ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Allah Allah. Yani biz dünyaya geldik, böyle ameli salih yapmaya geldik bir noktadan değil mi? İşte hastalıklar ve musibetler bizim yapmış olduğumuz ibadetlere böyle daha bir hasene, daha bir sevap kazandırıyor. İhlas veriyor, ihlas. İhlas, öyle. Mesela hiç kimse hastayım. Hava atmak için hasta olmaz. Veya hava atmak için Allah, Allah, ne güzel Allah diyor diye desinler diye demez. Zoraki değil mi? Nefes alamıyor tamam mı? Allah, Allah. Dedem öyleydi, astım. Şimdi o hava atmak için diyebilir mi? Tam halis olarak söylüyor Allah. Ama şimdi Allah var kardeşim falan. Ben onu... İyi ki söylüyorsun. Yani tam ihlas. Ondan mı hadis-i şerif abi hastaların dualarını aldı? Evet. İhlaslı tam yani. İhlas oluyor. Yani hastalık sebabın miktarını arttırmayı var. O kadar değil. Hastalık amelin kalitesini halis yapıyor. Bu sefer otomatikman hasene de artıyor. Tabii otomatik.
Kaliteli ya. Mesela burada dedi ki her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirebiliyor. Görüyor yani musun? Öyle bir hastalık, öyle bir hale sen bir sabredersin, Allah'tan bir bilirsin, şikayet etmemek şartıyla. Belki sen böyle 60 sene, 70 sene adam ibadetle yakalayamayacak bir şeyi yakalayabilirsin. Bak ben 1992, kaçtayız şimdi? 2015. 92 kaç sene geçti? 23 mü? Adam bana kanser hastası bir söz söyledi. Hala hem derste kullanıyorum hem etkileniyorum. Adama gittim. Öyle mi daha gelmemiş. Bir hafta gibi bir şey olmuş. İsmail Bey dedim nasılsın? Dedi ki bir damla pis sudan dedi yapılan vücuttan bu kadar beklerdim Hasan'cığım dedi. Yani dedi ben dedi esas hastalık o imansızlık efendim Allah'a tevekkülsüz hastalık odur Hasan'cığım dedi. Ya o yatakta söylediği söz hani onu diyebiliriz de herkes bu tür söz diyebilir şimdi. Ama o anda ölümle tam karşı karşıya gelmiş bir makamda söyledi o kadar ihlaslı ki 20 küsür sene beni etkilemiş. İşte burada hastalık bu dünyanın imtihan ve hizmet çalışma yeri olmasından ne yapıyor? Senin imtihanına ve çalışmana, hayır hasenatına, kalitene kuvvet veriyor. Mesela imtihan dedi ya abi. Ya. Diyelim ki mesela ben imtihana girdim, sınava girdim. Öğretmen de bana sorular sordu. 10 tane soru var. Ben şimdi cevapları biliyorum. Ama yazmasam ne olur? O dersten geçemem. Diploma almaya hak kazanamam yani. Bildiklerimi yapacağım, yazacağım yani. Bildiklerini vermiyorlar. Bildiklerini ifade ettiklerine veriyorlar not. Aynen bunun gibi. İşte bu hastalık ve musibetler bizim imtihan sorumuz. Biz de biliyor muyuz böyle bir şey? Evet. O zaman ne yapacaksın? Cüz-i ihtiyarı kalemiyle o hayat anlarını, o sayfalara Cenab-ı Hak'tan o bilmek, o sabır, efendim böyle niyaz, acizlik, fakirlik bunları yazmamız lazım o an. Tevekkül ve teslim. Teslim, tevekkül. Onları o an yazmamız lazım yani. Yazmasan geçemiyorsun. Çünkü imtihan sorusu. Biliyorsun ama yazmıyorsun. İşte hastalık ne yapıyor? Bu imtihana kuvvet veriyor, ubudiyete kuvvet veriyor. Evet, ibadet iki kısım. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise, hani demin geçtik ya, oradan geldik buraya. Ayet-i Kübra'dan geldik. Evet. Menfi kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle, musibetse de, bak burası şimdi çok enteresan abi. Hastalıklarla musibetse de, zaafını ve aczini hissedip, Rabbi Rahim'ine ilticakerane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapıyor. Yani deminden beri o anı toparladı abi. Siz anlattınız ya abi. Samimiyet, halisiyet, teslimiyet, tevekkül. Bunları bu cümlenin ifade oldu yani. Ben bir de oku o cümleyi. Hastalıklar ve musibetlerle musibette de zaafını ve aczini hissediyor. Rabbi Rahim'ine ilticakerane teveccüh ediyor. Onu düşünüyor. Ona yalvarıyor. Halis bir ubudiyet yapıyor. Mesela ben şimdi dua ediyorum. Bak şu halimde dua ediyorum ben. Ama aklım fikrim başka yerde. Ya kalemim bir yere düştü, ya kitabım bir yerde kaldı, ya bilgisayarda bir şey var. Orada yani aklım fikrim hala. Benim dua şeyim biliyor musun? Sofrada dua edince gençlere dua ediyorlar, elini kaldırıyorlar. Üç çeşit el kaldırma var. Bir elini kaldırıyor sofrada, dizinin üzerine koymuş. Bu şu demek. Ya Rabbi versen de olur, vermesen de olur. Yani o kadar da mühim değil. Eli dize koyarsa. Böyle dua ediyor, böyle. Elini böyle yapıyor bazen böyle. Yamuk yumuk ortaya koyuyor göbeğinin yanına. Ya Rabbi versen iyi olur. İyi. Yani versen iyi olur. Elini kaldırıyorsun onun seviyesine. Ya Rabbi ihtiyacım var. İşte hastalıkta, musibette de Cenab-ı Hak o önceki iki vaziyeti kaldırıyor abi. Kaldırıyor. Bu sefer ne yapıyorsun sen? Samimi. Zaafına, aczini hissettirip Rabbi Rahim'ine ilticakere teveccüh ediyorsun. Bu sefer ona halis riya girmiyor yani. Samimi istiyorsun yani. İşte hastalığın ve musibetin verilme nedeninin biri de o halisiyeti yakalatmak sana yani samimiyeti. Bitiriyorum. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur.
İşte bu da yani deminleme hayır ve hasenat noktasında o senin hasenat defterini, amel defterini, kalite defterini arttırıyor, yükseltiyor. Bunun bir de şeyi de söylüyor abi. Mesela önemli olan çok yaşamak değil. Az yaşamak da değil. Yaşamış olduğu anın içeriğini doldurmak. Kaliteli bir hayat. Mesela bunu abi layıkalarda Üstad Hazretleri Tahsin Tolay'ı örnek veriyor. 2 senede abi 100 senelik iş gördü bir mektupta diyor. 2 senede. Tahsin Tolay. Bir mektupta da 2 senede vatana, millete, dine, asayişe, Risale-i Nur'a 50 senelik hizmet ettidir. Toplasan 250 sene yapıyor abi. Bir adam düşün ki 70 sene nurculuk hayatı var. Belki bir sene hizmet etmeyen var yani. Olabilir mi abi böyle? Var. Yani hizmet, tanıdığı halde, bildiği halde faaliyet hareketi nasıl sistem işliyor bildiği halde. Bak 2 senede 250 senelik iş görmüş Tahsin Tolu abi. 5 tane vasıf var. Dine, millete, asayişe, vatana, Risale-i Nur'a. 2 senede 50 senelik hizmet etti. Bir de 100 diyor, bir yerde 50. Çarp 250 sene yapar. 5 kere 5, 25 değil. Bak ne yapıyor? Kadir Gecesi'ni de yakalamış oluyor. Çünkü Kadir Gecesi 83 sene manevi bir ömrü kazandırıyor ya abi. Üstadımız da vazifeniz ulvidir. Hizmetiniz kutsidir. Her bir saatiniz binler böyle günler, haftalar geçecek hükmüne biriniz ki elinizden kaçmasın diyor. Hasan Feyzi abi için öyle diyor. Çok kısa zamanda. 2 senelik şeyi diyor, talebeliği 20 senelik gibi netice verdi. İşaret-ül İcaz'da da bir cümle var. Bir faziletli adam 1000 faziletsiz adama müreccahtır diyor. Bitiriyorum, okuyorum şurayı. Eğer sabretse, musibeti mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyor. Evet. Dersimizi toparlayalım. Ne anlattık bugün? Bu Ayet-el Kübra'dan girdik. İmanın her bir menfi meselesi müsbet hakikatların ünvanıydı. Şeytan, lümme-i şeytaniye, hastalıklar, musibetler menfiydi. Müsbet hakikatlar da bunların üzerine bina ediliyordu. Buna örnek olarak 2. Lam'ın 2. nüktesini okuduk. Musibet ve hastalıklarda insanların şikayeti 3 vecihli hakkı yok. Çünkü burada yaklaşık 15-20 tane müsbet mesele o zeminde gözüküyor. İnsanın değerini arttırıyor, Esma-i Hüsna'yı çok gösteriyor, sanatına mazhar ediyor, isimlerine mazhar ediyor, sabra mazhar ediyor, hizmetine, imtihanına kuvvet veriyor, ubudiyetine kuvvet veriyor, hasenatına kuvvet veriyor dedik. 3 başlık altında bunu inceledik. Vücut, hayat ve de imtihan ve hizmet noktası olmasın. Cenab-ı Hak okuduklarımıza amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.